yerinize. Bugün tabii size Hasan Hüseyin Çelik'le ilgili haberlerim var. Bantlarım var. Yani dün de konuşmuştuk. Zaten dün de buraya gelen kuzenlerin açıklamalarından ortaya çıkmıştı. Ama bugün daha da netleşti. Artık konu cinayet büroda. Çünkü 79. gününde haber geldi. Gidişat belliydi ama Hasan Hüseyin Çelik'in cinayete kurban gittiği kesinleşti. Cinayet itirafı dün yayınımızda gözaltına alınan Yalçın Ülger'in Hasan Hüseyin Çelik'e ait araçtayken yanında olduğu söylediği Yasin Tıraş'tan geldi. Ve Hasan Hüseyin Çelik'e ait olduğu düşünülen kemikler de Bağlum'da evine 12 kilometre, yaklaşık 16 dakika uzaklıkta bulundum. Başınız sağ olsun. Tabii dün de dedim buradan giderken herkes birbirine atacak şey diye. Yani ortaya çıkan Müge abla, babamı kim öldürdü Müge abla? Oy ben öyleydim. Yasin'in söylediğine göre... Oy ben öyleydim. Ama dün de çocuklar söylediği için ben hani bunu söylemekte bir sakınca görmedim. Onların söylediğine göre hani size bir Mert'ten bahsetmiştim ya, bu çocuk şey diye, yani benim aklıma yatan oydu. Yasin'in söylediğine göre Mert öldürmüş. Yok, onlar değil. Ya aslına bakacak olursanız Tabii bir araç var ortada. Şimdi o araç değerinden çok düşük bir fiyata elden çıkarılmaya çalışıyor. O ona söylüyor, ona söylüyor, ona söylüyor. Mesela dün gelen iki kuzenin, işte o küçük olanın, Fatih'in mesela Yasin'le yaptığı yazışmada o da soruyor. Şimdi burada böyle bunlar saf saf duruyorlar, insanlar da aa küçük bunlar saf falan diyor. Ben de üzülüyorum ama. Şimdi diyor ki mesela aracı elden çıkarmamız lazım. Sahibi kim? Ölmüş demiş mesela şey. Yasin. Ama söylerken öldürülmüş demiyorlar. Şimdi yani bu çocuklar, yani bu çocukların cinayetle alakası yok buraya gelenlerin. Bunların araba satışıyla ilgisi var. Ama onlar da tahmin ediyorlar tabii, yani niye bu araba bu kadar, al istersen şeyi. Yani niye bu kadar ucuza satılıyor vesaire, hani ne oldu, bir problem mi var falan diye aralarında konuşuyorlar. Zaten sizler yayına katılınca bu kadar kendi içlerinde kaynamalarının nedeni de o. Farkındalar. Ama ortaya çıkmayacağını düşündükleri için bir şekilde para kazanmanın derdindeler. Şimdi tabii çok enteresan şeyler var. Şimdi Yasin Tıraş'ın evine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü arama çalışması düzenliyor. Babanızın telefonu elinde bulunuyor. Silah bulunuyor ve banka kartları, yine eşinizin banka kartları bulunuyor. Hesaplarında da para var. Evet, kredi kartları, Hasan Hüseyin'in kimliği ve cep telefonu bulunuyor. Şüpheli Yasin'i, ablacığım sen istersen açık, sen zaten biliyordun. Yani sen bir ayrıl istersen, ben anlatayım çünkü bayağı bilgi vereceğim. İstersen dinle, istersen sakinleş, hangisi? Ben dinleyeceğim babam. Tamam, dinleyeceksin. Tamam, bir dur dinle. Tamam. Zaten ama en baştan belliydi. Zaten sizin amcalarınızla kavganızın nedeni buydu yani. Belliydi adam. Güle oynaya çıktı dediğiniz... tamam, güle oynaya çıktı dediğiniz adam yani ne olacak? Niye gelmesin? Benim kocam evden güle oynaya çıkıyorsa, akşam gelmiyorsa ne düşünür insan? Allah korusun, ya trafik kazası geçirdi hastanede. Ya başına bir iş geldi. Güle oynaya giden adam niye gelmesin ki eve? Belli. Başına bir şey gelmiş. Zaten kavgalarınızın nedeni oydu. Birbirinize küfür edip oturdunuz ama size amcaların anlatmaya çalıştığı da oydu. Ben zamanında söyledim Müge Hanım, gidin o insanlar hakkında suç duyurusunda bulunun dedim. Seher Hanım'a söyledim. Ama o dedi ki yok, polis bana söyledi, onların kimliğinde, GBT'sinde hiçbir problem yokmuş dedi. Hayır, bulundum savcılığında. İnatla gitmediler. Günlerce söyledim.
Hayır, ben... özel var. Dilekçem savcılıkta var. Ya ablacığım, ayın 21'inden beri, amcamın kaybolduğu günün 21'inden beri söylüyorum. Gidin onların hakkında suç duyurusunda bulunun. Bulundum ya, savcılıkta isteyebilirsiniz. Var, bulundum ya. Kaç kere... Kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmadınız. Bulundum, üst tipleri görünüyoruz. Dosya götürmüş her karakolda. Yok, polis bana. Sen dedin ki, ondan sonra dedin ki şey dedin, şeyleri temizmiş dedin, sicilleri dedin. Ya da bir şeyleri öyle dedin, değil mi? Öyle dedi, karakolda polis dedi. Öyle dedi. Karakoldaki polis ha, bunu söyleyemez. Ya bize gidip araştırmadılar yani. Hayır, sicilleri temiz diyemezler. Sicil demeden yüz kimlerinde bir şey görünmüyor dedi. Öyle dedi adam. Hayır, kimlikleri belli değildi ki sicillerin temiz olup olmadığı. Ama öyle dedi, şu an bir şey yok dedi. Yani hırsız yok dedi arabanda dedi. Hayatım, polis kimliklerini tespit edememişti ki sicillerinin temiz olduğu. Ben ondan sonra savcılığa gittim. Savcılık dosyayı oradan almış. O da ama bak, sen hiç benim lafımın sonunu bile dinlemiyorsun. Ya belki de o zaman sana anlatılanları dinlemediğin için yanlış anlıyorsun. Kimlikleri tespitli değildi ki sicillerinin temiz olduğu ortaya çıksın. Ayrıca sicilleri de temiz değil. Var suç kayıtları. Yani kim, bir insanın kimliğini tespit etmeden sicili temiz mi nasıl anlayabilirsin? Önce adı soyadı TC'si çıkacak ortaya. Böyle bir şey yok. Sicilinin kendi kendinize temiz olması da öyle dedik ya, yüz tiplerinde bir şey de olabilir ama dedi. Yok. Yani, ben savcılığa bildirdim ondan ben sonra. Zaten en baştan beri şunu anlamıyorum. Sonuçta ben de evde dua okuyup istihareye yatmıyorum yani. Belli. Sana soruyorum, var mı problemi diyorsun. Israrla diyorsun ki yok, gül oynaya gitti. Adam sana bir şey söyleyeyim, öyle her erkek de yola çıktığında bir de kamyon alacağım diye çıkacak. O markette durayım. Aa dur, buradaki şeyi beğenmedim, gideyim bir de o marketten alayım mı? Yapmaz. Adam demek ki iyi huylu bir adam yani. Evet. Adam sana hayır demiyor. Herkesin kocası gezmez öyle market market. Çok gezdi yani, beni gezdirdi. Tamam, ben adam gezdirmiş, sonra gitmiş. Sonra arabası da yok, kendisi de yok. Gösterdik iki günde fotoğrafını, ben hep bekliyorum. Bak, ama canım, benim telefonu... beklemem iki gün bile bana fazladır yani. Biz gösteririz telefonu sabah. Telefonu bak, kullanmışlar, telefon sürekli meşgul almış. Onu da sana ben söylüyordum. Emniyette de öyle bir şey olamaz, Ankara Emniyette de öyle bir şey yapamazlar akşam. Ya şimdi Ankara Emniyeti'nin de öyle o şimdi cevap haklarını kullanmadıkları için, şimdi böyle de söylemeyelim de. Şimdi bu kredi kartları ve cep telefonu bulundu. Şüpheli Yasin bir tane, söyleyeyim adını, şey değil yani, bunu ben mi reklamını yapacağım koskoca markanın. Mercedes bir araba kiralamış. Sonra bu Hasan Hüseyin'e ait cep telefonunu da yanında gezdirmiş. Sonra da kullandığı o telefonla da 3 kez İstanbul'a gelmiş. Bak aynı. Tamam işte, ama hep söylediğimiz şey. Tabii neden bu telefonu yanında gezdirdi derseniz... 440 bin lira para varmış hesabında. Vardı eşinizin de, eşim vardı. Bu telefonundaki mobil bankacılık uygulamaları üzerinden bir de üzerine 250 bin lira da kredi çekmiş. Toplamda 600 bin lira para harcamış. Bir adet de silah ile geçirildi. Yasin bu silahın kendisine ait olmadığını, silahı kuzeni Mert Kartal'ın evine koymuş olabileceğini söylemiş. Mert de tıraş olan soyadını Kartal olarak değiştirmiş. O yüzden Mert tıraştı, Mert Kartal olmuş. Sonra bu Yasin'in, yani ben şunu dedim, hani dün buraya gelen çocuğun adı neydi? Yalçın. İlkinin. Yalçın. Heh. Şimdi bu Yalçın'a bu parayı veriyorlar da niye almıyorlar 10 bin liralarını, 20 bin liralarını geri diye düşünmüştüm. Meğerse adam zaten 600 bin lira almış. Yani bundaki 10 bin, 20 binin de peşine düşmemişler o anlamda. O 600 bin lira ne yapmışlar? İstanbul'da kız arkadaşı varmış. Kızlar, siz de Allah aşkınıza bir kiminle görüştüğünüze bir dikkat edin ya. Ona bir tane dizüstü bilgisayar almış, en pahalısından, şu onun markasını vermeyeyim. Yine o arkadaşıyla Sapanca'da bir bungalov evde tatil yapmış. Belasın. Parayı da bu şekilde yemiş. Sonra da mobil bankacılık uygulaması üzerinden babası inşaat işçisiymiş, onun üzerine para da göndermiş. Bu cinayet itirafında adını verdiği isim de kuzeni oldu. Yasin Tıraş, Hasan Hüseyin Çelik'in cep telefonuyla banka hesap bilgilerini kendisine kuzeni Mert'in verdiğini söylemiş. Mert de demiş ki al bu kartları, telefonu da al, istediğin kadar para harcayabilirsin demiş. Hani bir bankamatikten bahsediyordunuz ya, hiç bankamatiğe falan gitmemişler işte. Demek ki bu adamın şifresini de bir şekilde... Ama Seher nasıl söyleyen söyledi? Lan, bu okudu, öyle söyledi bize. Söyleyen oradan koca yanına, elinde. Tamam, anlatalım bak nasıl oldu. Annem, bak, ada pazarında sinyal dediler bize. Bana mesaj geldi, dedim Şerif dedim, baban kartı kaptırmış dedi. Bu de, nasıl okudun bir anlat. Annemin kartı babamdaydı. Kullanıyordu kredi kartıydı. Kartı. Bir gün mesaj geldi. Hani babam gidip annem kartı iptal ettirdi böyle böyle diye bankaya. Mesaj geldi. Kartınız iptal olmuştur, kartınız alınmıştır diye. Mobilden geliyor bu mesaj. Onu söyledik biz onlara. Vallahi zaten ben bilmiyorum da şimdi telefonda mobil uygulama varsa...
bir işlem yapmak için şifre giriyor musun her seferinde? Evet. Giriyorsun evet. değil mi? Demek ki bu adamı öldürmeden önce şifresini de bir şekilde aldılar. Almış. Evet. He? He, kimliği ben evet. kullanmıyorum çünkü bu işlemi. Kimliği elinde olduğu için diyor. Evet. Şifremi unuttum deyip oradan o kimlik şeyiyle TC kimlik numarasıyla TC kimlik numarası şifreyi alabilir. Yeni şifre oluşturma şansı var. Belki de var. Öyle bir şey yaptılar. Evet. Yani aynen. aslında bütün bu harcamaları yapan Yasin. Yasin de diyor ki evet ben kartı aldım, bu harcamaları da yaptım, kredi de çektim, arabasını da sattım ama bunları bana yaptıran kuzenim Mert Kartal diyor. Yani ben işlemedim o cinayeti diyor, Mert işledi diyor. İşin enteresan tarafı, Mert'in de daha evvel bir cinayet geçmişi var. Ama açık cezaevindeymiş ve bütün bu işlemler olurken de nasıl oluyor Rahim Bey? Açık cezaevinden izne diye geliyor, sonra tekrar cezaevine geri dönüyor. Cinayetten değildir o zaman. Cinayet. Cinayettense o zaman yatmıştır epeyi. Yani yeni cezaevine girmemiştir. Ben yenisini eskisini bilmiyorum da adam birini öldürmüş. Cezaevine girmiş, açık cezaevine tamam. alınmış. Cezaevinde, oradan da izne çıkmış. Cezaevinde beşte birini, cezanın beşte birini yattığı zaman kapalı cezaevinden açığa çıkma imkanı var. Açık cezaevinde. Tamam işte açık cezaevinden de izne Canım, çıkmış. Bir de dün dediler evet. bir kamyon. Elektrikçisi var ama o ne oldu? İşte Yasin işte. O muymuş? Yasin Tıraş, Hasan Hüseyin cep telefonuyla banka hesap bilgilerini kendisine yine kuzeni Mert'in verdiğini iddia ediyor. Dediğim gibi Mert kendisine demiş ki parayı harcayabilirsin ama demiş işlemleri bankamatikten değil uygulamalar üzerinden yap diye bunu da tembihlemiş. Sonra da işte Mert cinayeti işledi ve yakarak da yok etmek istedi diyor. Ama benim diyor bu cinayetle bir alakam yok, dahlim yok. Ama yer göstermede yaptı. Göstermeyi yapan kim? Cesedi gösterin. Yasin. Yasin. Ha. Ya şimdi parayı harcayan Yasin. Evet. Arabayı satmaya çalışan Yasin. Evet. Telefon yanında olan Yasin. Bir de bu çocuk 22 yaşında. Altını da çizeyim. Evet. Çok Özellikle şeyim. Yer göstermeyi de yaptığına göre. Şey demiş göre, ya benim cinayetle ilgim yok ama buralarda olabilir demiş. Bir de yer göstermiş. Olamıyor. Nasıl olabilir? Yani şimdi o yüzden ben de net kimsenin adını söylemek istemiyorum. Çünkü şimdi Mert'i dinlemediğimiz için, bilmediğim için onun da açıklamalarını. Ama bütün bunları yapan Yasin demiş ki ben hiçbir şey yapmadım. Kuzenim Mert yaptı demiş. Ama buraya gömülü olabilir de demiş. Demiş. Yasin de işte bu kuzeni Mert Kartal kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası almış. Şu an Çorum'da açık cezaevinde. Tamam. Ve Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolduğu dönemde de Mert'in cezaevinden izinli çıktığı zamana denk geliyor. Evet. O da diyor ki işte o işledi. Peki Mert işledi de cinayeti niye bütün paraları Yasin harcadı? Onu anlayamadım. Yani dün stüdyoya gelen Yalçın'la Fatih Ülger cinayetle ilgili değil. Yalçın'la Fatih aslına bakacak olursanız kolay yoldan para kazanmak isteyen iki kuzen. Tabii ki değerlendirmesini sayın savcımız yapar, Gayet hakimimiz tabii. yapar. Onun için bir şey söylemiyorum ama cinayetle ilgileri yok. Onlara sadece bir tane de araba var, hatta şöyle deniyor. Araba var, hurdaya çıkacak. Çünkü şimdi araba zaten Seher Hanım'ın üzerine. Arabayı nasıl satacaklar? Araba hurdaya çıkacak, tanıdık var mı diye başlıyorlar. Sonra ama kendi aralarında konuşmaları var. Yani bir problem var mı, sahibi nerede bilmem ne. Sahibi ölmüş diyor Yasin. Ama ölmüş derken de ben mesela okurken şöyle bir şey düşünmedim. Yani öldürülmüş değil. Yani ölmüş Bence, diyor. Eceliyle ölmüş gibi bir hava veriyorlar. Yani. Ama bu çocuklar evet. kendi aralarında şüpheleniyorlar. Aslında arabayı alanlar da şüpheleniyorlar işte kendi aralarında. Onlar bir geçen hafta sonu bir kaynamışlar. Birinden biri zaten bir zayıf halka olacaktı. Ama benim anladığım bu böyle halka. Eğer Yasin'in söylediği doğruysa Mert var. Mert ama Mert nasıl tanıştı Hasan Hüseyin Çelik'le? Ya da Yasin nasıl tanıştı? Oraları şu an karanlık. Bilmiyorum. Yani Mert var söylediğine göre Yasin'in. Sonra onun arkasından Yasin geliyor. Yasin Fatih'e haber veriyor. Fatih Yalçın'a haber veriyor. Yalçın Oğuzhan'a. Oğuzhan Sakallı İzzet'e böyle gidiyor. Yani Peki, Oğuzhan'la Sakallı İzzet'in hiç alakası yok. Onlar aracı almak istiyorlar ama onlar hemen uyanık davranıyorlar. Pazartesi günü aracı geri bırakıyorlar. Mert'in ifadesi ne? Mert'in ifadesini bilmiyorum. Ha. Şu an cezaevinde yani zaten. Yani Yalçın'ın bu... Bunu ona suç isnadından sonra Mert'in konuşması tavrı nasıl?